LGS'ye son 10 gün, hayallerimizdeki liseleri kazanmaya son 10 gün kaldı arkadaşlar. Çok değerli bir süre. Bugün son 10 gün içerisinde yapmanız gereken ve yapmamanız gerekenleri sizlerle paylaşacağız. LGS 2024'te arkadaşlar hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde çok güzel hayalleriniz olduğunu biliyoruz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Az bir zaman kaldı. Çalışan kazanacak ve elması kızaracak arkadaşlar. Son 10 gün yapmamanız gerekenleri sol tarafa, yapmanız gerekenleri de sağ tarafa yazın. Şimdi son 10 gün zaten olmuyor diyerek sakın sakın vazgeçmeyin. Bazı arkadaşlarınız çalışmayı bırakmış olabilir. Havalar ısındı derler, olmuyor diyebilirler, vazgeçtik diyebilirler, denemeler kötü diyebilirler. Herkes vazgeçiyor olabilir. Siz Tam da herkes vazgeçmişken inadına gayret göstermelisiniz. Ve bu son 10 günü de çok iyi değerlendirip hayallerinizdeki liseyi kazanmalısınız. Bazı arkadaşlarınız ve siz de aynı şekilde denemelere bakıp moralinizi bozabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü bazı denemeler gerçekten çok zor sorular hazırladığı için... ...ister istemez çalışsanız da düşük neter alabiliyorsunuz. Bazen de denemeyi yanlış çözüyorsunuz. Bazen de yanlış saatte yani sabahleyin değil de akşamleyin çözüyorsunuz. Ve o deneme çok kötü geçtiği için diyorsunuz ki bu sefer olmayacak. Halbuki arkadaşlar en iyi yaptığınız denemeyi düşünüp sabretmelisiniz. Unutmayın çok dikkatli bir şekilde ve sabırlı bir şekilde çalışırsanız gerçek LGS'de en iyi yaptığınız deneme gibi çok yüksek neter alacaksınız. Diğer bir şey ise bazı arkadaşlarınız kazanamayacağı için sizin de moralinizi bozuyor. Diyorlar ki ya olmayacak boş ver işte mahalledeki okula gideriz zaten bu sene zor olacak iki dönem birden geliyor diyerek moralinizi bozuyorlar ve siz de onlara kafanız takılıp kalıyor. Sakın arkadaşlar bunu yapmayın motivasyonunuzu artıran birlikte başaracağız fen liseleri anadolu liseleri sosyal bilimler liseleri bizimle bekliyor diyerek bu yokuşa tırmanmaya devam eden arkadaşlarınıza takılın ve onlarla birlikte başarının keyfini çıkarın. Diğer bir şey ise çok çalışmak arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınız çok çalıştığı için de yorulmuş olabilir, vazgeçmiş olabilir. Tabii ki çalışmak önemli ama bazen çok çalışmak kötü bir şey. Yani dinlenmek de çalışmaya dahil. Dinlenmeniz gereken anlar olacak. Bazen yarım gün, bazen bir gün dinlenmeniz gereken zamanlar olacak. Fakat çok çalışmak yerine az da olsa hani artık son 10 gün bu saatten sonra çok büyük bir sıçrama yapamasanız da verimli bir şekilde çalıştığınızda az da olsa düzenli bir şekilde çalıştığınızda emin olun bu 10 günü çok iyi değerlendirmiş olacaksınız. Bazı arkadaşlarınıza hayaller kurup olmayacağına inanıyor olabilir. Yani siz de aynı şekilde böyle televizyonun karşısında, YouTube'un karşısında... ...veyahut da soruları çözerken soruyu çözemediğinize veya yanlış yaptığınızda... ...hayallere dalıp mutsuz bir şekilde artık olmayacak diye saatlerce vakit kaybedebilirsiniz. Halbuki hayalinizi duvara asın, kazanmak istediğiniz liseyi... ...İstanbul Erkek Lisesi olabilir, Ankara Fen Lisesi olabilir, Robert Koleji olabilir... ...Galatasaray Lisesi olabilir, Kabataş Lisesi olabilir, hiç fark etmez. Bu lisenin resmini duvarınıza asın ve dinlendiğiniz anlarda bile, hayal kurduğunuz anlarda bile bu resme bakarak çalışmanız gerektiğini hatırlayın ve hiçbir şekilde ümidinizi kaybetmeyin. Zaten çok eksiğim var. Bir sürü konum eksik. matematik konularım yetişmedi. Ben artık vazgeçtim de demeyin arkadaşlar. Çünkü matematik evet çok değerli. Ancak unutmayın ki sözelde 50 soru, sayısalda da 20 tane fen sorusu sıkı bir çalışmayla çok yüksek netlere ulaşabilir. Matematikte belki 20'de 20 yapamayacaksınız. Belki 20'de 19, 18, 17, 16. Belki 5 net yapacaksınız. Bilmiyorum. Herkes kendi seviyesine göre bir netler yapacak. Ama sonuçta bu bir sıralama sınavı. Yani şöyle bir şey yok. Matematikte 20 yapmayan kazanamaz. Öyle bir şey yok. 20 net yapmazsanız da 10 net yaparsınız. Yine çok güzel fen liselerini, Anadolu liselerini kazanabilirsiniz. Eksikleriniz var diye sakın sakın vazgeçmeyin. Şimdiye kadar sınav için yaptığınız her şeyi bir kağıda yazın şu denemeleri çözdüm. İşte son tekrar kampına katıldım. Son tekrar setini bitirdim. Veyahut da LGS çıkmış sorularını bitirdim. Geri sayım denemelerini tamamladım. X yayınlarından, Y yayınlarından çözdüm. Şu filmleri izlemekten vazgeçtim. Şu diziyi takip ediyordum bıraktım. Şu maçlara katılmadım. Şu gün arkadaşlarımla buluşacaktım yapmadım diyerek LGS için yaptıklarınızı bir kağıda yazın. Göreceksiniz ki aa eksiğim yokmuş diyeceksiniz. Esasında bayağı bir çalışım diyeceksiniz. Çünkü sınava doğru bu tarz düşünceler artacak. Ya her şeyi unuttum. Zaten eksiğim var. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Filmsi neydi? İşte Savaşını kim kazanmıştı gibi böyle garip garip Sorular beyninize gelecek bu çok normal bir şey Birkaç tane doğru yaptığınızda hepsini Hatırlayacak ve yeniden moraliniz düzelecek arkadaşlar Önemli olan yaptıklarınızı her zaman Önünüze koyup ya ben bunları bunları yaptıysam Hiçbir şey unutmadım her şeyde sınavda Hatırlayacağım diyeceksiniz zor kaynaklardan soru çözüp sınavda da bundan da zor olur daha da kazık olur diyerek moralinizi bozmak da yanlış arkadaşlar. Evet LGS'de matematikte zor sorular gelebiliyor. Fende bir iki tane Türkçe'de bir iki tane zor soru geliyor ama diğer sorular gerçekten o kadar da zor değil. Yani çok kolay kolay, orta, zor ve çok zordan oluşan bir sınav. Hatta çok zoru biraz daha azalttılar. Dolayısıyla siz şuna inanmalısınız. Zor kaynaklar sizi sınava karşı iyi hazırlamak için yapılmış kaynaklar. Ama temelinde aynı çıkmış sınav soruları ve örnek sorular gibi sorular gelecek. Dolayısıyla LGS sorularını iyi yapabiliyorsanız, örnek soruları iyi yapabiliyorsanız LGS'de de 2024'te çok iyi yapacaksınız. Stres yapıp her şeye Herkese kızgın olmuş olabilirsiniz. Şu anda artık 13 yaşına geldiniz. Bazılarınız belki 14 yaşında bir değişim yaşıyorsunuz. Fiziksel bir değişim yaşıyorsunuz. Yavaş yavaş ergenliğe giriyorsunuz. Çok çabuk sinirlenebilir. Çok duygusal bir şekilde davranabilirsiniz. Sakın böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sınav Önemli bir şey evet ama her şeyde değil. Sonuçta daha ileride üniversite sınavı var. Sonuçta siz bugüne kadar birçok başarı elde ettiniz. LGS'ye de kendi istenize giriyorsunuz. Yani LGS olmaz başka sınavda başarı olursunuz. Ama şunu unutmayın ki bu sınav önemli. Yapabildiğinizin en iyisini yapın. Sonrasında da gayretinizin karşılığını alacağınıza inanın arkadaşlar. Düzensizce bir oradan bir buradan soru çözmek de yanlış. Yani ya hocam artık sıkıldım gerçekten bazen son tekrar izliyorum bazen LGS çıkmış soruları çözüyorum değil. Esasında her sabah bir deneme çözüp yaptığınız hatalardan kendiniz ödev vermeniz lazım. Yani aldığınız LGS geri sayım denemelerini veyahut da doz denemelerini burada denemeyi çözdünüz. Çözerken baktınız ki bu soru 18. soru yanlış çıktı. Hemen açacaksınız deneme analiz sayfalarını. Sayısalda fende 18. soru neymiş? Hemen bakıyorum. Karbon oksijen döngüsüymüş. Ha döngüler. O zaman bununla alakalı altı adına hızlı tekrardan veya elinizdeki diğer kaynaklardan kendinize ödev vermelisiniz. Unutmayın ki yaptığınız hatalar sizin için çok değerli. Bu hatalar sizi çok iyi yerlere getirecek. Dolayısıyla deneme çözmeye devam edin sabahları. Çünkü gerçek LGS'de bir deneme. Sabahleyin 9.30'da sözele, 11.30'da da sayısala gireceğiniz bir deneme. Ve bu denemenin sonucu da inşallah hayallerinizdeki liseyi kazanmanızı sağlayacak. Geç yatıp geç kalkmak da hatalı arkadaşlar. Sınav sabahleyin olduğu için en geç 11'de yatıp erken kalkmaya beyninizi şimdiden alıştırın. Zaten olmuyor ya aman vazgeçtim diyerek ekran bağımlısı olan, sabahtan akşama kadar Fortnite kasan, Minecraft, Brawl Stars kasan öğrenciler görüyorum. Siz onlardan olmayın arkadaşlar. Sınava kadar olabildiğince ekran sürenizi azaltın. Televizyonları, telefonları olabildiğince bırakın. Sadece Tonguç izleyin veyahut da bizim gibi faydalı kanalları izleyerek LGS'de işinize yarayacak bilgileri takip edin arkadaşlar kaderim buymuş. Yapacak bir şey yok. Benden zaten olmazdı demek de yanlış. Kader arkadaşlar gayrete aşıktır. Yani çalışan, gayret gösteren, sonuna kadar vazgeçmeyene Allah gerçekten karşılığını vereceğini Kur'an-ı Kerim'de, kitabımızda yazmış. Demiş ki çalışan karşılığını mutlaka alır. Dolayısıyla siz şu anda üzülüyor olabilirsiniz, sıkılıyor olabilirsiniz, denemeleriniz istediğiniz gibi gelmiyor olabilir. Veyahut da istediğiniz gibi gelse bile vazgeçmiş, yorulmuş olabilirsiniz. Sakın arkadaşlar vazgeçmeyin, sabırla çalışıp tevekkül edin ve inşallah o güzel liseleri kazanın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz, sizleri çok seviyoruz.